Selamun aleyküm everyone. Bugün sizlere Nikon'un hangisiydi lan? Ha şu. 50 mm 1.8 D versiyonunu inceleyeceğiz. Yani inceleme olmaz, hakkında konuşacağım diyebilirim. Bu lensi çok seviyorum fakat bu lensin çok büyük bir sıkıntısı var, güzelliği var, dezavantajı var falan filan. O zaman hadi başlayalım. Şimdi bu lens kaç yılında çıkmıştı? Yok. Yeni bir lens bu ya. Biraz Alzheimer'ım olduğu için herhalde unutuyorum. 2008 yılında çıkmış, evet. Nikon'un 50 mm 1.8 AF D olmayan versiyonun yerine çıkan bir lens. Aralarındaki farkı kısaca şöyle özetleyeyim. Kaplamalar dışında bu lensin bir içerisinde metre algılama özelliği var. Yani siz algılama yaparken ne kadar uzakta olduğunu algılama özelliğine sahip bir lens. Bu kadar zeki bir lens. Nikon'un bu fiyat aralığındaki en keskin lensi. Hem FX formatlı full frame makinelerde çalışabiliyor, hem de DX formatlı croplu makinelerde çalışıyor. Croplu makineyi takarsanız mesela benim D3200'üm gibi, bu size 1.5'a çarpıp 80 mm gibi bir rakama tekabül ediyor. Otofokus içerisinde motoru yok. Haliyle makinenizde otofokus motoru olması gerekiyor. Benim makinem D3200'de otofokus motoru da olmadığı için böyle söyleyince çok kötü oldu. Makinem çok kötüymüş gibi. Güzel, ben seviyorum. Neyse. Manuel odak olarak kullanmanız gerekiyor. Sizin bunu manuel olarak odaklamanız gerekiyor. Odak halkası bayağı geniş açılı, kısa halkalardan değil. O yüzden elle de odaklarken sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ha pardon. Evet, 2002'de çıkmış. Ve 2007'ye kadar 400 bin tane satmış. Nikon buna Nikon AF Nikkor 50 mm f/1.8 D diyor. İyi diyor. 6 tane iç elementi bulunuyor. Yani 6 tane içerisinde cam var. Bunları 5 grupta gruplandırılmış. Evet, bunda bu arada çoklu kaplama var. Bu da chromatic aberration ve bozulmaları minimalize ediyor. Bunun D olmayan versiyonu, eski versiyonunda multi kaplama yoktu. Fokus uzaklığı 1.5 feet olarak geçiyor. Bu da yarım metreye tekabül ediyor. Yarım metreden sonsuza kadar odak uzaklığınız var. Bu arada çipli bir lens olduğu için makineniz bu lensi tanıyor. Plastik 52 mm filtre boyu var aşağıda gösterdiği gibi. 10 yıl kadar bir ömrü var lensin, Nikon'un içtiği ömür. Full plastik bir lenstir. Bunun dahili bir parasoleyi yok. Bunun için Nikon'un kauçuk HR2 olan şeyini almanız gerekiyor, parasoleyini. Ama onu da direkt takamıyorsunuz, muhakkak bir UV filtre takmanız gerekiyor. Bu arada bu lens çok fazla neydi ya onun adı? Flare yapıyor, evet, lens flare yapıyor. Lensin sonsuz uzaklığındayken en küçük versiyonu oluyor. Eğer siz bunu yarım metreye odaklarsanız 0.45 metreye en uzun haline geliyor. Yani önemli bir detay olabilir. Lensin üzerinde ismi, AF motoru, yani AF desteği olduğunu belirten şey. Ayrıca lensin ismi. Odak uzaklığı, diyafram açıklığı D versiyonu. Altta ise diyafram halkası var. Şurada bir tane diyafram kilidi var. Onunla kilitlemeniz gerekiyor. Modern makinelerde bunu kullanırken 22'ye kilitlemeniz gerekiyor. Yoksa bu makinenizi kullanamıyorsunuz. Şöyle bir uyarı alıyorsunuz. Keskinliğe gelirsek, bu lens evet çok keskin fakat
1.8'de falan keskinlik beklemeyin. Yani orada istediğiniz sonucu alamazsınız ama F4'e sabitlerseniz muhteşem keskinliğe ulaşan bir lens oluyor. 4 ve 8'de en keskin alınmış ama ben 4'ü daha keskin buldum nedense. Hani çünkü hem de kapkaranlık yapmaya gerek yok. Hani diğerleri yükselttikten sonra da F8'in bir anlamı yok. Ama çok güzel keskin bir lens. Başka ne diyeceğim? Aşağıda gördüğünüz üzere lensin fokus motoruna bağlanması gereken kısım var. Bu lensin neredeyse de hiç distortion'ı yok. Yani aşağı koyacağım şeyi şuraya. Distortion gerçekten hemen hemen hiç yok. Photoshop bir şeyi düzeltmesini. Onun dışında fokus halkası kauçuk kaplı plastik ama bayağı kaliteli. Eğer saldığınız zaman ses duyma şey durumunuz varsa bir lensi saldığınız zaman diyafram bıçaklarının birbirine çarpma sesi geliyor. Bu arada Çin yapımı bir lens. Başka? Herhalde yok. Bununla ilgili sorularınız, merak ettiğiniz bir şeyler falan varsa sorabilirsiniz. Yani bayağı uygun fiyatlı bir lens. Instagram sayfamda bununla çektiğim resimler var. Onlardan şey yapabilirsiniz, bakabilirsiniz. Instagram sayfamı da aşağı linki bırakacağım. Başka bakalım ne vardı? O kadar ya. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bu ufacık 2 saniye alan işlem benim için çok önemli. Çünkü her destekte video çekerken insanın hevesi çok fazla oluyor. Ona göre videolarımı tabii daha hızlı çekmeye çalışıyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın.